أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. Hiç kuşku yok ki biz Musa'ya kitap verdik. Ve onu takiben birbiri ardınca elçiler gönderdik. Ve âteynâ İsa ibn Meryem'el bayyinâti ve eyyednâhu bi ruhil kudüs. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık hakikatin belgelerini verdik ve onu mukaddes bir ruh ile destekledik. Efe kullemâ câekum rasûlun bimâ lâ tehvâ enfusukum istekbertum. Yoksa siz her ne zaman size bir elçi gelse, hoşunuza gitmeyen mesaj getirdiğinden dolayı küstahça ona baş kaldıracak mısınız? Feferikan kezzebtum ve feriqan taktulu. Kimini yalanladınız, kimisini de öldürdünüz. Değerli dostlar, hatırlayacaksınız, geçen dersimizde 86. ayete kadar tefsir etmiştik. Geçen dersimizdeki işlediğimiz ayetler İsrailoğullarının Yahudileşme sürecinde nasıl benliklerini ve kimliklerini kaybettiklerini, nasıl kendilerine yabancılaştıklarını, nasıl kendi kendileriyle savaştıklarını ve bütün bunların sonucunda da nasıl değer yargılarının alt üst olduğunu ve geçici olan dünyayı kalıcı olan ahiret yurduna tercih ettiklerini işlemiştik. İşte onların bir devamı olarak bu ayette de Allah tıpkı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a verdiği mesajın aynısını daha önce kendilerinden gördükleri, kendi milletlerinin lideri olarak bildikleri, milli önder olarak sevdikleri ve kabul ettikleri Musa'ya da gönderdi. Hazreti Muhammed'e karşı gösterdikleri tavırda o bizden değil diyerek, ırkçılık yaparak reddedişlerinin bir noktaya kadar hadi anlaşıldığını, ama ya Musa'ya gelen ilahi bildiriye karşı niçin böyle hırçın, küstah ve başkaldırıcı bir şekilde davrandıklarının anlaşılamaz olduğunu ve bunun da aslında onların samimiyetsiz olduğunun açık bir belgesi olduğunu ifade ediyor. İşte bu ayet aslında Yahudileşen İsrailoğullarının Resulullah'a inanmamakta direnirken gösterdikleri o batıl bizden değil gerekçesinde de samimi olmadıklarını ifade ediyor. Bu ayetin ilk cümlesinde geçen kitap, açıklanması gereken bir sözcük. El kitap, iki şeyi birbirine dikmek anlamındaki ketipten gelir. Kur'an'da tam bu formda, yani el kitap olarak 230 kez kullanılır.
başı ve sonu belli olan, bir bütünlük arz eden, kendi içerisinde belli bir mesajı olan metin demektir. Ancak Kur'an'da kullanıldığı anlam Allah'ın kelamıdır. Onun için gönderilen mesajın bir parçasına, hatta bir ayetine dahi kitap ismi verilebilir. Onun için Kur'an'da kullanılan kitap, ilahi mesaj anlamına alınır ve böyle algılanır. Yine bu ayeti kerimede Meryem oğlu İsa'ya apaçık hakikatin belgelerinin verildiği söyleniyor. Dikkat çekmek gerekir ki Kur'an'da İsa peygamber ya bizzat ön adıyla, küçük adıyla İsa olarak ama çoğunlukla 16 yerde Meryem oğlu İsa olarak gelir. Tabii ki bu tesadüfi değildir. İsa Aramca'da, İbranca'nın, İbranice'nin bir diyalektiği olan Aramice'de Yesu. Yani Allah'ın lütfu, Allah'ın ihsanı manasına gelen bir isim. Niçin Kur'an'da çoğunlukla annesine isnat edilir? Meryem oğlu İsa diye kullanılır diye soracak olursak, bunun cevabı sadedinde bir, bununla onun yaratılışındaki özelliğe dikkat çekilir. Allah'ın onun yaratılışında lütfettiği mucizeye dikkat çekilir. İkincisi, Yahudiler bilindiği gibi kendi içlerinden çıkan, ki İsa peygamber bir İsrailoğulları peygamberidir ve ırk olarak da Yahudilere aittir. Kendi içlerinden çıkan bu kutlu nebiyi babasız iftirasıyla töhmet altında bırakmışlar ve o nebinin kutlu annesi olan Meryem'e de zina çamuru atmışlardı. İşte Kur'an Meryem'in oğlu İsa demekle onların bu iftirasını yüzlerine vurur ve onun aslında bir mucize eseri olduğunu da ifade eder. Tabii bu Meryem oğlu İsa tabiri sadece Yahudilerin kendilerine gönderilen peygamberleri aşağılamalarına bir reddiye değildir. Aynı zamanda Hristiyanların İsa peygamberi yüceltip ilahlaştırmalarına da bir reddiyedir. Çünkü Hristiyanlar onu haşa Tanrı'nın oğlu olarak inanıyorlar ve öyle lanse ediyorlardı. İşte bu aynı zamanda hem Yahudilerin aşağılamalarına, Hristiyanların aşağılamalarına, Yahudilerin aşağılamalarına hem de Hristiyanların yüceltmelerine karşı bir red cevabıdır. Hayır, o Tanrı'nın oğlu değil, o Meryem'in oğludur. Annesi bellidir onun. O bir insan oğludur. Tabii çok daha ilginç bir nüktesi var ki Meryem oğlu İsa ifadesinin, o da çağın kültürüne bir reddiye oluşudur. Çağın erkek egemen, erkek merkezli, baba erkil kültürüne ciddi bir manifesto, ciddi bir reddiyedir. Çünkü o çağ, çağın süper gücü olan Roma'nın
kültürel baskısı altındaki bir çağdı. Roma kültürü erkek egemen bir kültürdü. Hatta Roma'da asilzadelerin atları dahi kadınlardan soylu sayılırdı. Onun için Roma'da kadınlar evde anne dahi olsa baba ve erkek çocuklarla birlikte aynı sofraya oturmazlardı, oturamazlardı. İşte bu kadar aşağılanan, bu kadar horlanan kadını Cenab-ı Hak yüceltmek için, onun değerini ifade etmek için erkek merkezli, putperest Roma kültürüne bir reddiye olsun için çağın en büyük peygamberi İsa Aleyhisselam'ı Meryem'in oğlu İsa diye tanıttı. Yine bu ayette İsa peygamberin Allah tarafından desteklenmiş olduğunu ifade eden Ruhul Kudüs ifadesi yer alır. Mukaddes ruh demektir. Bu kutsal ruh ifadesi Kur'an'da iki yerde kullanılır. İkisinde de İsa peygamber için kullanılır. Biri bu ayet, diğeri de Maide suresinin 110. ayeti. Öncelikle ruh üzerinde kısaca bir açıklama yapmam gerekiyor. Ruh, hayat, hareket ve bilincin temelindeki güç olarak tarif edilir. Kur'an'da vahyi tanımlarken vahyi indiren güç, vahyin indirildiği yer ve vahyin bizzat kendisi ruh olarak ifade edilir. Hatta tercih edilen bir görüşe göre Kur'an'da geçen Ruhul Emin, Ruhul Kudüs ve ruh ifadeleri eğer vahiyle birlikte kullanılıyorsa genellikle vahye işaret ederler. Bazı müfessirler Ruhul Emin ve Ruhul Kudüs ifadesini Cebrail Aleyhisselam'a izafe etmişlerse de aslında bendenizin de kabul ettiği bir görüş Ruhul Kudüs ve Ruhul Emin ibarelerinin vahyin özü için kullanıldığı yönündedir. Bu noktada aklımıza Hazreti Peygamber'in Hassan bin Sabit için söylediği dua akla geliyor. Ne diyordu peygamber? Ya Rabbi, Hassan'ı Ruhul Kudüs ile destekle. Yine bir başka hadis-i şerifte, onları hicvet ey Hasan, Ruhul Kudüs seninledir. Hasan bin Sabit peygamber olmadığına göre, elbette ki Ruhul Kudüs'ü ona inen bir Cebrail melek olarak anlayamayız. Burada Hasan bin Sabit'e müjdelenen şeyin Allah tarafından gönlüne gelen ilham olması açık. Çünkü o bir şairdi ve şiirin kalbe doğan ilham ile alakası da açıktır. Bu noktada eğer Ruhul Kudüs bir peygamber için kullanılırsa, vahiy, peygamber olmayan biri için kullanılırsa, ilham anlamına alınabilir. Lakin bendeniz daha da öte, vahyi algılayan, vahye muhatap olan,
vahyi sindiren herkesin Ruhul Kudüs'e sahip olduğuna inanıyor. Yani mukaddes ruh, mukaddes öz Allah'ın kelamıyla birlikte gelir. İnsanın yüreğine mukaddes bir ruh üflenir. Mukaddes bir soluk üflenir. Ruh, kelime anlamı itibariyle nefes demektir. Soluk demektir. Mecazen Allah'ın kelamı, ilahi vahiy, insanın ölü yüreğini dirilten mukaddes bir nefestir. Can veren bir nefestir. Onun için de ilahi vahyi sindiren, ilahi vahyi özümleyen, ilahi vahyin ne demek istediğini anlayan, kalbine koyan ve hayatına uygulayan bir insan, Allah tarafından mukaddes bir ruh, yani diriltici bir nefesle ödüllendirilmiş demektir. Burada özellikle İsa aleyhisselam için ne anlama geldiği üzerinde durmak lazım. İsa aleyhisselam için vahidir diyemiyoruz. Öyle olsaydı aynı ayette Musa peygamberden de söz edildiği halde İsa istisna tutuluyor. Yani Musa peygamber için biz onu mukaddes ruh ile destekledik denilmezken İsa peygamber için deniliyor. Demek ki bu vahiy değil. Bu melek de değil. Çünkü melek Musa peygambere de geldi, İsa peygambere de. Yine mukaddes ruh ifadesinin kullanıldığı Maide 110'da İsa peygamberle birlikte annesi de geçer. Eğer mukaddes ruha biz ilham versek, ilham annesine de gelmişti. Hatta annesine vahiy geldiği Kur'an'da bizzat ifade edilir Hazreti Meryem. O halde biz bunların dışında bir şey olduğunu anlıyoruz. İsa peygamberin desteklendiği mukaddes ruhun. Bu ne olabilir diye sorduğumuzda, bir, çok özel mucizeler verilmişti ona. Başka peygamberlere verilmeyen o olabilir. İkincisi, yaratılışındaki çok özellik, hiçbir peygamberin yaratılışında olmayan, İsa aleyhisselamın yaratılışındaki çok özel durum ima edilmiş olabilir. Üçüncüsü de yine sadece İsa aleyhisselama verilen çok özel bir ilham olabilir. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ dediler ki, kalplerimiz bilgi mahzenidir. Bilgi ile kaplıdır dediler. بَلْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ قَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ Aksine, Allah onları inkarları sebebiyle lanetlemiştir. Zira onlar çok sığ ve yüzeysel inanıyorlar. Nedir kalplerimiz kılıflıdır? Kalplerimiz bilgi ambarıdır demekle ne kastediyorlar? Bu ayetin ilk cümlesi iki manaya da alınmış. Bir, bizim kalbimiz bilgi doludur. Bizim senin vereceğin bilgiye ihtiyacımız yoktur manasına ki bence tercih edilecek mana budur. Çünkü Yahudiler kendilerinin Araplardan daha bilgili olduğuna inanıyorlardı. Onun için de kibirleniyorlar ve onları ümmi olarak nitelendiriyorlardı. Kendilerini kitaplı sınıf olarak vasıflandırıyorlar ve Arapları da cahiller, cahil yığınlar olarak görüyorlardı. Onun için bu ibareyi adeta
bizim kalbimiz kılıflıdır. Biz senin söylediğini anlamayız, duymayız, almayız manasına değil, bizim kalbimiz bilgi ile doludur. Bizim kalbimiz bilgi ambarıdır manasına almamız daha doğrudur. İbn Abbas, Zeccac, Zemahşeri ki büyük müfessirlerden bazıları da aynen bu ayeti böyle alır. Tabii kalbimiz kılıflıdır anlamına alanlar Fussilet 5. ayeti. Kulubuna fi ekinnetin şeklindeki kalplerimizde perde vardır şeklindeki ayeti delil gösterirlerse de Fussilet suresi Mekki'dir. Bunu söyleyenler de müşriklerdir. Müşrikler bunu söyleyebilir. Çünkü onların tarihsel konumlarına bu uygun düşüyor. Lakin Yahudilerin tarihsel konumuna bu uygun düşmemekte. Onun için Yahudiler bunu özellikle bir istikbar için söylüyorlar. Yani kibir olarak söylüyorlar. Lakin müşrikler bir istihza olarak söylüyorlar. Yani biz senin söylediklerini duymuyoruz. Sen ne demek istiyorsun? Anlaşılmaz şeyler söylüyorsun manasına. Resulullah'la alay ederken Yahudiler ise kibir gösterisinde bulunuyorlar. Ve vahye karşı, ilahi mesaja karşı müstağni davranıyorlardı. Bizim ihtiyacımız yok senin getirdiğine. Çünkü bizde adeta ondan iyisi var, ondan önce aldık biz dercesine bir istina tavrı içindeydiler. Onun içinde Yahudilerin bu tavrı bir müstanilik, müşriklerin Fussilet suresindeki ifadeleri ise bir istihza, müstehzilik tavrıydı. Le'anehumullah. Allah onları lanetledi. Ne demek lanetlemek? Allah nasıl lanetler? Ben bu lanetin açıklamasını ileride gelecek ayete bırakarak devam ediyorum. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ Her ne zaman onlara Allah katından kendilerine وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ daha önce gelmiş olan vahiyden, mesajdan arta kalan hakikatleri doğrulayan bir kelam getirilse, bir vahiy inse, gelse يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ki onlar o gelmesi beklenen vahiy ya da gelmesi beklenen peygamberle müşriklere hava atıyorlardı. Diyorlardı ki bekleyin biraz daha, bir peygamber gelecek yakında. O gelince biz size üstün çıkacağız. İşte gelmesi beklenen peygamberle müşriklere karşı üstün gelmeyi ısrarla arzu ettikleri bir kitap, bir vahiy ne zaman kendilerine indirilse felemma caehum ma arafu keferu bi. O tanıdıkları, önceden bildikleri ve bekledikleri peygamber ve vahiy gelir gelmez onu hemen inkar ettiler. Yok saydılar. Üzerini örttüler. فَلَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى Allah'ın laneti hakikatin üzerini kapatanlara olsun. Burada İfade edilen, beyan edilen hakikat çok açık. İsrailoğulları daha önceki ayetlerde de işlediğim gibi bir peygamber bekliyorlardı.
Bekledikleri peygamber çıka geldi. Ancak onlar kendi ırklarından bir peygamber beklerken, kendi ırklarından olmayan bir peygamber geldi. Oysa gelen peygamber kendi peygamberlerini tasdikliyordu. Kendi kitaplarını tasdikliyordu. Kendi kıblelerine dönüp namaz kılıyordu. Bu ayetlerin indiğinde namaz Kudüs'e doğru kılınıyordu. Bütün bunları da görüyorlar. Lakin onlar yine inkar ettiler. Çünkü onların problemi aslında bu değildi. Onların problemi daha derinde bir problemdi. Onların problemi kişilik problemiydi. Kimlik problemiydi. Onlar kimliklerini, şahsiyetlerini satmışlardı. Onun içinde bir takım bahaneler imal ediyorlar ve üretiyorlardı. Daha önce okuduğum ayette de ifade edildiği gibi kendilerine gelen peygamberleri de öldürmüşlerdi halbuki. Eğer kendilerine gelen peygamberlere tarih içerisinde dürüst davranmış, onların getirdiği mesajı kabul etmiş ve onlara iman etmiş olsalar ha neyse. Ama onlara da dürüst davranmamışlar. Onlara da küstahlık yapmışlar ve hatta öldürmeye kadar işi vardırmışlardı. Onun için bu gerekçeleri hiç de tutarlı gerekçeler değildi ve Kur'an onların ikiyüzlülüğünü açıklıyor, yüzlerindeki maskeyi sıyırıyordu. Burada musaddikun ibaresi var. Musaddik, tasdik eden demektir. Kur'an, İslam'ın sürekliliğine daima vurgu yapar. Çünkü İslam, ümmeti Muhammed'in dini değil. İslam, ilk insandan son insana kadar insanlığın değişmez değerlerine verilen genel addır. Onun için Kur'an hep bu gerçeğe dikkat çeker ve hep vahyin, ilahi mesajın sürekliliğine göndermede bulunur. İşte burada da yapılan odur. Kur'an'ın doğruladığı nedir peki? Eldeki Tevrat mı diye sorulabilir. Hayır. Kur'an'ın tasdik ettiği, doğruladığı şey, o anda Medine Yahudilerinin ellerinde bulunan Tevrat ya da bölgedeki Hristiyanların ellerinde bulunan İncil değildi. Hem hangi birini tasdik edecekti ki Kur'an? Çünkü elde ne tek Tevrat vardı ne de tek İncil. Kimin İncil'ini, kimin Tevrat'ını tasdik edecekti Kur'an? Kenanilerin Tevrat'ını mı? Samirilerin Tevrat'ını mı? Diğer iki nüshanı daha var. Dört nüsha vardı o zaman mesela. Hangi birini tasdik edecek? Ananilerin, Kenanilerin, Samirilerin ve daha başkalarının, Ferisilerin Tevrat'ını mı tasdik edecek? Ya da Matta'yı mı? Luka'yı mı? Yuhanna'yı mı? Hangi İncil'i tasdik edecek? Ki bunlar kanonik, resmi kabul görmüş İncil'ler. Bir de resmi kabul görmemiş İncil'ler var. Onlar yüzü aşkın sayıda. Onun için burada böyle bir soruya verilecek cevap kesinlikle elde bulunan bir metni tasdik anlamına gelmez. Ya nedir buradaki tasdik? Buradaki tasdikin anlamı ilahi hakikatin aynı kaynaktan geldiğine bir atıftır. Ey Yahudileşen İsrailoğulları! Size gelen ilahi mesajın kaynağı aslında Kur'an'ın da kaynağıdır. Musa peygamberin kendisinden mesaj aldığı kaynak aynen aslında Hazreti Muhammed'in de kendisinden mesaj aldığı kaynağın aynısıdır. Onun için aynı kaynaktan gelen mesajlar birbirini doğrularlar. Bu mesajın
zarfına bir atıf değildir. Mazrufuna bir atıftır. Yani manasına bir atıftır. Onun için bu ayetten yola çıkarak Medine Yahudilerinin ellerindeki Tevrat nüshasını Kur'an'ın tasdik ettiği anlamı çıkmaz. Yine burada وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Onlar daha önceden kafirlere karşı onunla üstün gelmeyi arzu ediyorlardı. İbaresi var. Bu ibarenin anlamı açık. Medine Yahudileri bölgedeki Araplara böyle bir tehdit yöneltiyorlardı. Diyorlardı ki, yakında bir peygamber bekliyoruz, kitaplarımız gelmesini haber veriyor ve gelmesi de yakın. Zamanı geldi, o gelince biz size üstün olacağız. Sizi yeneceğiz ve bölgenin tek hakimi olacağız. Hatta tarihler bu haberi doğruluyor. Çünkü Akabe'de Hazreti Peygamber'e beyat etmek için gelen ilk ve ikinci Medineli kafile Hazreti Peygamber'e beyat etmeye geldiğinde bu telaşı taşıyordu. Yani Resulullah'a beyat eden Medinelileri bu beyatta acele ettiren tarihi gerekçelerden biri de Yahudilerin bu tehdididir. Onlardan evvel biz peygambere ittiba edelim ve Allah onun eliyle bizi üstün kılsın. Bu da makul ve anlaşılabilir bir gerekçedir. Onun için beyat sırasındaki konuşmaları nakleden tarih kaynakları Medineli heyetin bu endişesini de dile getirirler. Yine فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِر۪ينَ. Bir önceki ayette laneti bu ayette açıklayacağımı söylemiş ve bu ayete atıfta bulunmuştum. Allah'ın laneti kafirlerin, hakikati örtenlerin üzerine olsun. Aslında buradaki kafiri literal manasıyla algılamak lazım. Çünkü Yahudileşen İsrailoğulları daha önce bildikleri ve ilan ettikleri hakikatin üzerine örttüler. Ve Allah onları lanetledi. Allah'ın laneti şudur. Rahmetinden geçici olarak uzak tutmaktır bir kişiyi ya da bir grubu. Rahmetini geçici olarak kesmesine laneti diyoruz. Kul lanet ederse bu da beddua manasına gelir. Lanet Allah'tan olursa bu rahmetini geçici olarak kesmesi anlamına gelir. Tabii buradan yola çıkarak şöyle bir anlayış çok yanlış olur. Yahudiler lanetli kavimdir. Hayır. Bu anlayış tıpkı Yahudilerin kutsal kavim iddialarının tam karşısında yer alan bir iddia gibi olur. Çünkü ne kutsal kavim vardır ne de lanetli kavim. Ki Resulullah'a Yahudiler hakkında sorulan bir soru üzerine Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde nakledilen bir hadisten öğreniyoruz ki Resulullah Allah hiçbir kavme lanet etmemiştir diyor. Yani bunun anlamı lanetli kavim yanlışına düşmekten önlemektir Müslümanlar. Müslümanlar her nedense böyle bir argüman geliştirdiler. Lanetli kavim. Aslında Yahudiler de kendilerini Allah'ın kutsal kavmi sayıyorlardı. Oysa ki burada lanetlenen o suçu işleyenlerdir. Babalarının suçundan çocuklarını sorumlu tutmaz elbette Allah. Onun için de bir kavmin toptan lanetlenmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Kaldı ki Kur'an'da münafıklar için de Allah'ın lanetinin onlar üzerine olacağı söylenir. Yine Kur'an'da bir başka yerde bir mümini kasten öldürenin de Allah'ın lanetine ve gazabına uğrayacağı ifade edilir.
Bütün bunlar yan yana konulduğunda Allah'ın lanetine uğramak yalnızca Yahudileşen İsrail oğlu öbeklerine ya da nesillerine ait değil, Allah'ın lanetine uğramak farklı farklı günahları işlemekle de mümkün olur. O halde Allah'ın laneti bir mantığadır. Yani bir tercihedir. Bir kavme değil. O kavmin içerisinden öyle insanlar vardı ki Müslüman oldular. Hem de öyle Müslüman oldular ki bu mantığı yalanlarcasına onların Müslüman olan hahamlarından biri Abdullah bin Selam için Hazreti Peygamber şöyle diyordu. Hayattayken cennetlik görmek isteyen bu zata baksın. Böylesine keskin bir cennetle müjdelemeyi bu ifadelerle hiç kimse için kullanmıyor Peygamber. Cennetle müjdeledikleri çok. Ama bu ifadeyi kullanarak yalnızca Yahudilerin hahamı iken İslam'a teslim olan Resulullah'ın nübüvvetini kabul eden Abdullah bin Selam için kullanıyor. Adeta lanetli kavim mantığını yıkarcasına. Tabii ki biz bunları söylerken şunu demiş olmuyoruz. Bir toplumun tarihi hafızasıdır. O toplum tarihinden hiçbir şey taşımıyor iddiasında değiliz. Kuşkusuz her toplum geçmişini sırtında taşır geleceğe. Hatta bir tür toplumların da DNA'sı vardır diyebiliriz. Toplumların özelliklerini, zaaflarını adeta toplumsal DNA gelecek kuşaklara bir miras, bir irs olarak taşır. Ve hatta irsiyet gibi adeta kalıtsal bir hastalık gibi taşınır. Yahudilerde de bu tür sapmaların sanki kalıtsal bir hastalık gibi nesilden nesile taşındığını görüyoruz. Ve buradan yola çıkarak tüm insanlığa ve son ilahi mesajı insanlığa taşımakla görevli olan ümmeti Muhammed'e de Allah'ın mesajı şu oluyor. Ey ümmeti Muhammed, eğer Yahudileşirseniz siz de nesilden nesile böyle bir hastalığı taşıyabilirsiniz. Ve siz de tarihinizi sırtınızda taşırsınız. Tarihiniz bir yük olur size. Onun için de lanetli kavim yoktur derken bir toplumun geçmişinden etkilenmediğini söylemiş olmuyorum. Bi'se meşterav bihi enfusehum en yekfuru bima enzelallahu bagyen en yunezzilallahu min fadlihi ala men yeşâ'u min ibadih. Allah'ın indirdiği mesajı kulları arasından istediğine bahşetmesini kıskanmaları ve indirdiği mesajı inkar ederek kişiliklerini sapmaları ne fena şey. Dikkatinizi çekerim. Bi'se meşterav bihi enfusehu. Kişiliklerini sapmaları ne fena şey. Aslında enfusehum sözcüğünü ben kişilik, şahsiyet olarak çevirdim. Ama kendilerini diye de çevirebiliriz. Kendilerini satmaları. Bu ne demektir? Kişilik nasıl satılır? Kişilik, şahsiyet satılınca ne olur? Kişinin kendisini satması. Çok ağır bir ifade. Ve ancak Yahudileşmeyi İşte böyle ağır bir ifadeyle anlatabiliyoruz. Burada kişilik satmaktan kasıt kendi kendisini inkardan başka bir şey değildir. Eğer bir insan ya da bir toplum kendi gerçeğini inkar etmeye başlıyorsa,
kendisini inkar etmeye başlıyorsa, bunun adı kişiliğini, şahsiyetini pazarlamaktır. Bu nasıl anlaşılır? Öncelikle o toplum maymunlaşıyor mu, ona bakılır. Tıpkı daha önceki derste وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ayetini tefsir ederken izah ettiğimiz gibi. Maymunlardan beter olun denilecek kadar, düşmanlarını taklit edecek kadar maymunlaşıyor. Daha sonra bu maymunlaşma kendi kendine yabancılaşmayı getirir. Kendi kendine yabancılaşmanın öbür adı taş kalpli olmaktır. İşte onu da tefsir etmiştik. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ ayetinde. Ki 74. ve 81. ayetlere atıf yapmak lazım burada. Ne demek istediğimizi anlamak için bu ayetlerin tefsirine yeniden bakmalısınız. İşte 74 ve 81. ayetlerde Yahudileşen İsrail oğullarının kendi kendilerine nasıl yabancılaştıklarını ve kendi kendileriyle barışık olmamalarını işlemiştik. 81. ayette de ne deniliyordu? Onları, günahları kendilerini çepeçevre kuşattığı söyleniyordu. Günahın insanı çepeçevre kuşatması ne demektir? Günahın insanı çepeçevre kuşatması. İşte bu, günahtan bir hisar örülmesi demektir yüreğe. Eğer yürek, eğer akıl günahtan bir zindanın içine hapsedilirse, o zaman o insan kendi kendisine yabancılaşır. Artık geriye bir şey kalıyor. Kişiliğini satmak. İşte son raunttur adeta bu. O süreçler İsrailoğullarının Yahudileşme sürecinde varacakları en son raunt budur. Ve bu sonuçta en beter bir sonuçtur. Kişiliğini satmak biçiminde gerçekleşir. Kişiliğini sattıktan sonra ortada artık siz yoksunuz. Sizin değerleriniz yok. Hiçbir değeriniz yok. Çünkü siz kendinizi satmışsınız. Ve karşınızdakinden size değer vermesini bekleyemezsiniz. Kişiliğini satan bir toplum yeryüzünde rezil olur. Rüsva olur. Ezilir. Ve her gelenin oyuncağı olur. İşte İsrailoğullarının tarihi bu ezilmenin, bu rezaletin ve her gelenin oyuncağı olmanın tarihidir. O tarihe kısaca bir göz atan bu gerçeği apaçık görür. Ve bunun sebeplerini irdeliyor Kur'an. Onun içinde özellikle kişiliklerini satmaları üzerinde duruyor. Kişilik satışını getiren neden de kendi hakikatlerini inkar etmeler. Çünkü bildikleri ve kendilerine indirilen hakikati inkar ettiler. Hazreti Muhammed'e gelen hakikati inkar etmeden önce kendilerine gelen hakikati inkar ettiler. Çünkü Hazreti Muhammed'i haber veren haber kendi peygamberleri tarafından getirilmişti. Kendi peygamberlerinin ve kendi kitaplarının verdiği haberi dahi bir inat uğruna, bir kibir, kolektif bir kibir uğruna reddettiler. İşte bu kendi kendisine yabancılaşmadır. فَبَاءُوا بِغَبَبٍ عَلَى غَبَبٍ. Peki böyle bir yabancılaşma ne anlama gelir? Bela üstüne belaya uğradılar. Kat kat gazaba uğradılar diyor bu ibare. İşte bu kat kat gazaptır. Hatırlayın daha önce izah ettiğimiz ayetleri. Önce kendi kendilerine yabancılaştılar. Sonra kendilerini tanıyamaz oldular. Sonra kendi kendilerini inkar ettiler.
İşte bütün bunlar alt alta dizildiğinde kat kat gazap anlamına gelir. Velil kafirine azabun muhin. Hakikati örtenler için azabın en alçaltıcısı vardır. Normal bir azap değil. Gerçekten de eğer bu ibareyi iyi düşünürsek, yabancılaşma bir gazaptır. Kendini inkar bir başka gazaptır. Düşünün, bu gazabın kendini satmak ise daha bir başka gazaptır. Kendini satmak gazabı gazapların en aşağılayıcısıdır. En kişiyi alçaklaştıranıdır. Onun için de azab-ı muhin, en alçaltıcı azap olarak gösteriliyor. Çünkü kişilik satılınca, bundan daha alçaltıcı bir bela verilemez bir topluma. Bir toplum ki başına taş yağmaktansa kişiliğini satması daha büyük bir beladır. Eğer kişiliğini satarsa o toplum kendisini toparlayamaz. Ama bir toplum fakirleşirse yeniden kazanabilir. Toprağını kaybederse yeniden alabilir. Savaş kaybederse yeniden zafer kazanabilir. Lakin bir toplum kimliğini, kişiliğini, benliğini ve şahsiyetini kaybederse işte onu yeniden kazanması, toprağını kazanmasından, parayı kazanmasından, itibarını kazanmasından, bilgiyi kazanmasından, teknolojiyi kazanmasından çok daha zordur. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا. Kendilerine Allah'ın indirdiğine inanın, gönülden ve samimi olarak inanın denildiği zaman derler ki نُؤْمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا. Biz yalnızca kendimize indirilene inanırız derler. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. Ve ondan ötesini de inkar ederler. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. Üstelik o inkar ettikleri şey kendilerinde, hakikatten kendilerinde kalanı da tasdik ediyor, onaylıyordu. Buna rağmen inkar ederler. قُلْ de ki onlara فَلِمَ تَقْتُلُونَ اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Eğer inancınızda samimiyseniz, bu iddianızda, yani biz bize indirilene inanırız demenizde samimi iseniz, niçin daha önce size gelen peygamberleri öldürüyordunuz acımadan, acımasızca? Cidden hiç cevap veremeyecekleri biçimde ithamlar geliyor. Söyleyecek söz yok bunlara karşı. Böylesi ithamlar ancak Allah tarafından gelir. Bu hakikat ancak Allah tarafından bildirilir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam kendiliğinden düşünseydi mümkün değildi bu cevapları vermesi. Ancak ona İsrailoğullarının Yahudileşme tarihini birebir gözlemleyen ve onları kendilerinden çok daha iyi bilen, yüreklerini okuyan bir makamdan bu haberlerin gelmesi lazımdı. İşte o da vahiydir. Onun için cevap veremeyecekleri bir biçimde maskeleri düşürülüyor ve soruluyor. Eğer siz biz bize indirilene inanırız demenizde samimiyseniz, peki size indirdiğimiz mesajı getiren peygamberleri niçin öldürdü? Ki öldürdükleri peygamberler konusunda daha önce bilgi vermiştim. Yahya aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam, onların öldürdüğü birçok peygamberden sadece ikisi. Koç gibi boğazlamışlardı. İşlerine gelmeyen bir mesaj geldiğinde o peygamberi taşa tutuyorlar. Eğer ellerinden geliyorsa öldürüyorlardı. Oysa o peygamber kendi içlerinden çıkmış ve mesaj da kendilerine geliyordu. Ona rağmen
acımaksızın öldürüyorlardı. İşte onun için de burada ayet onların yüzündeki maskeyi indirip sizin sorununuz aslında ırkçılık sorunu da değil. Siz bunu da bir kalkan olarak, sahtekarlık olarak kullanıyorsunuz. Hazreti Muhammed'e inanmayışınız onun kendinizden olmadığı için değil. Eğer biz tutsak da içinizden son peygamberi gönderseydik, eskilere yaptığınızı ona yapacak, ona da inanmayacak ve belki onu da öldürmeye kalkacaktı. Ve yine dönüyor söz, daha derinde bir sorununuz var. Sizin sorununuz ta yürekte başlayan bir yara. O da sizin kişiliğiniz yok. Sizin kendi kendinize güveniniz yok. Siz kendi gerçeğinizi inkar etmişsiniz. Siz doğanıza yabancılaşmışsınız. Onun için içinizde yürek yerine taş taşıyorsunuz. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Burada onların yüzlerine bakın, suçları nasıl vuruluyor. Öyle bir noktaya getiriyor ki Kur'an sözü, değil diğer peygamberleriniz, toplumunuzu Firavun'un zulmünden kurtaran ve belki sizi yeryüzünde şu anda bir kavim olarak yaşıyorsanız, onun sayesinde yaşıyor olduğunuz ve milli kahraman, milli lider ve doğal önder ilan ettiğiniz Musa'nın getirdiği mesaja da aynısını yaptınız. Onun için ona gelelim. Yani siz kime iyi davrandınız? Siz hangi ilahi mesaja karşı gereği gibi inandığınız dercesine bu ayet diyor ki وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَةِ. Musa da size daha önce apaçık, hakikatin apaçık belgeleriyle gelmişti. Ne yaptınız peki siz? ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعَجْلَ. Altından bir buzağı peydahladınız. Min ba'dihi, onun gıyabında. O aranızdan ayrılır ayrılmaz hemen altından bir buzağı peydahladınız. Ve entum zalimun, ve siz böyle yapmakla kendi kendinize kötülük ettiniz. Kendi kendilerine kötülük etmişlerdi. Ki Kur'an'da zalimun ifadelerini ben kendi kendine kötülük etmek biçiminde çevirmenin daha uygun olduğuna inanıyorum. Çünkü kime zulmeder ki zulmeden, hakikate sırt çeviren kendi kendine zulmetmiş olur. Nasıl zulmetmiş olur? Bir, hakikate sırt çevirmek karanlıkta kalmaktır. Bu bizatihi zulümdür. İnsanın kendi kendisine kötülük etmesidir. İkincisi ise hakikate sırt çeviren Allah'ın gazabına ve belasına uğrar. Allah belayı gönderir ve yine kendileri çekerler sonuçta azabı. Hem dünyada hem de öte dünyada. Onun için hakikate sırt çevirmek, kendi kendisine kötülük etmektir. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ. Hani hatırlayın, bir zamanda sizden kesin ant almış, söz almıştık. Üzerinize Sina dağını kaldırarak. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. Ne diye söz almıştık? Size verdiğimiz şu ilahi mesaja sımsıkı sarılın ve onu hayata uygulayın ve artık gerçeği duyun. İsme'u, artık gerçeği kabullenin diye sizden söz almış ve size son bir kez uyarıda bulunmuştuk. Galu, ne dediler peki? Dediler ki semi'na ve asayna. İşittik. Mesajı algıladık ama isyan ettik dediler. Tabii ki aynen böyle söylemediler.
Bunu hal diliyle söylediler. Eylemleri böyle söyledi. Yoksa elbette hiç kimse işittik, ey Allah'ım sana isyan ettik demez. Ama Allah eğer mesajı gönderir, mesajı algılar da bir toplum, o mesajı hayatına koymazsa aynen onun bu tavrını işittik ve isyan ettik demiş olarak görüyor. Aynı tavır ümmeti Muhammed için de geçerli. Eğer ümmeti Muhammed de Allah'ın gönderdiği ilahi mesajı alır ama o mesajı hayata uygulamazsa aynen Allah'a şöyle demiş olur. Ya Rabbi işittik ama isyan ettik demiş olur. Ve uşribu fi kulubihimul icle bi kufrihim. Bunun sebebi olarak da şu gösteriliyor. Onlar hakikati örtmeleri, inkarları sebebiyle kalplerine inek yavrusu içirildi. Daha doğrusu tam Türkçe'ye çevirirsek, buzağı kalplerinde taht kurdu. Bir şeyin kalpte taht kurması ne demektir? Gönlü ona vermek. Gönülde taht kuruyorsa, gönlünde iktidarı ona vermiş oluyor demektir. Onun için kimin gönlünde iktidarın ne olduğuna bakmak isteyen, onun gönlünde neyin taht kurduğuna baksın. İşte burada ifade edilen de odur. İsrail oğullarının kalbinde altın buzağı heykeli taht kurmuştu. Bu da kelime kelime aynen şöyle ifade ediliyor Kur'an'da. Kalplerine buzağı içirildi. Aslında burada hubbul icl diye anlaşılır. Yani bir muzaf takdir edilir. Buzağının sevgisi içirildi. Ama bendeniz bu muzafı takdir etmeyi de gerekli bulmuyorum. Çünkü her şey ortada. Kalbe bir şeyin içirilmesi, kalpte onun taht kurmasıdır. Bunun da anlamı nedir? Onlar dünyevileştiler. Yüreklerinde dünyayı iktidar ettiler. Aslında kalplerine içirildiği söylenen buzağı, dünyayı sembolize ediyordu. Dünyayı sembolize eden buzağı onların kalplerinde taht kurmuştu ve onlar yüreklerinden dünyevileşmiştiler. İşte burada ifade edilen de budur. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ اِيمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. De ki onlara, eğer samimi biçimde inanıyorsanız bile, size imanınız ne kötü, ne fena şey emrediyor. Onlar inanıyoruz diyorlar. Hep böyle söylüyorlar. Ve sen de onlara de ki, siz inanıyor olduğunuzu kabul edelim hadi. Ama iman insana güzel şey emreder. Güzelliği yaptırmayan iman, iman değildir. Siz nasıl inanıyorsunuz ki bu imanınız size hep kötülük yaptırıyor? Bu durumda şu ima edilmiş oluyor. Yüreğinizde iktidar olan iman değil, şeytandır. Şeytan yüreğinizde iktidar iken, o iktidarın taşrası olan el, ayak, göz, kulak, dil, dudak o iktidara çalışır. Onun emrini yerine getirir. Onun emrini yapar. Çünkü eğer Ankara'da iktidar birilerinin eline geçmişse, Kayseri'de, Erzurum'da, Niğde'de, Edirne'de, Kars'ta, Van'da hep ona uyar, ona ittiba eder. Onun için yürek beden ülkesinin başkentidir. Beden ülkesinin başkentinde eğer iktidar şeytana geçmişse, o zaman ayak, göz, kulak, dil, dudak hep o iktidara çalışacaktır. O halde sizin iktidarda olmayan imanınızla övünmeniz boşunadır. Çünkü yüreğinizdeki iktidar şeytanınsa eğer, size o emredecek, siz de onu yapacaksınız.
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. De ki, eğer ahiret insanlar içerisinde, ahiret yurdu yani cennet sadece Allah katında size özgü ise, فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ, eğer bu iddianızda dürüstseniz, hadi ölümü arzu edin. Ölümü temenni edin, isteyin ölümü. Onlar ne diyorlardı? Ahirette cennet yalnızca Yahudilere aittir. Cennete yalnızca Yahudiler girecek diyorlardı. Bununla bu surenin 111. ayetine atıfta bulunuluyor. Orada onların bu iddiası dile getiriliyor. Burada bu reddediliyor. Nasıl reddedilmesin? Kalbinde altından buzağının taht kurduğu bir toplum hiç ölümü ister mi? Ve devam ediyor. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ, İşledikleri kötülükleri yüzünden kesinlikle, kesinlikle ebediyen ölümü arzulamazlar. Ölümü isteyemezler. وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِم۪ينَ, Allah kendi kendisine kötülük edenleri çok iyi bilmektedir. Burada بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ, adeta elleriyle daha önceden yaptıklarından dolayı ifadesi adeta bu toplumun sabıkasına işaret eder. Sabıka, gerçek bir sabıka. Nedir o? Suçu işlemiş, günahı işlemiş ama tevbe etmemiş. Özür dilememiş. Yoksa bugünkü anlamda bir sabıka İslam'da yoktur. Lakin suçu işlemiş, ne muhakeme olmuş, ne de özür dilemiş, tevbe etmiş, istiğfar etmiş. Onun için onlar adeta sabıkalıdır diyor Kur'an. Suç var, özür yok. Yargılanmamışlar. Tabii bu ayetler cennete Yahudilerden başkasının giremeyeceği iddiası üzerine bir atıftır. Ki o iddia biraz önce de söylediğim gibi bu surenin 111. ayetinde yer alıyor. Yahudiler ahiretki hayatlarından kovmuşlardı. Ki onların ahirete inanmadıklarını, içlerinden Sadukiler isimli bir mezhebin ahiretin varlığı konusunda tartıştıklarını Matta İncil'inde görüyoruz. Demek ki ciddi bir biçimde ahiretten kuşkuları var. Ve Tevrat'la Kur'an'ı karşılaştırdığınızda aslında Yahudilerin ahireti kendi kutsal kitaplarından da kovduklarını görürsünüz. Ahiret hayatlarında yer almadığı gibi elleriyle yazdıkları kitaplarında da adeta yer almıyordu. Çok ender bahsedilir Tevrat'ta ahiretten. وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا, onları yaşamak konusunda insanlar içerisinde en hırslı olarak bulursun. Hatta وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا, şirk koşanlardan ya da daha doğru bir ifadeyle Allah'ın gayrısına tanrılık yakıştıranlardan daha da fazla ihtiraslı bulursun yaşamak konusunda. Ki açık, suçlu mahkeme ister, suçlu mahkeme istemez. Onun için tarihi Allah'a karşı isyanlarla dolu olan bu toplum hiç ölümü ister mi? Ölüm mahkemedir çünkü. Ölümü hayatta, ölüme hazırlanarak hayatı yaşamış olanlar ve ahiretten beklentisi olanlar ister. Onun için onlar ölümü istemediler. Ama istemedikleri halde, ahirete de doğruca inanmadıkları halde yine de istemiş gibi göründüler. Bunda bile samimi olmadılar.
يود أحدهم لو يعمر ألف سنة؟ وما هو بمزحزهه من العذاب أن يعمر؟ Onlar ister ki bin sene ömürleri olsun. Bin sene aralıksız yaşasın isterler. Buradaki bin kesretten kinayedir. Yani onlar ister ki ebediyen yaşasınlar, hiç ölmemek isterler. Ve cevap, وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرْ Fakat bunca yaşasa bile dahi onu azaptan kurtaramaz ki bu kadar uzun ömür. Yani ne kadar uzun yaşarsa yaşasın Allah'ın azabından kaçacaklarını mı sanıyorlar? Yine kurtulamayacaklar. Vallahu basirun bima ya'malun. Çünkü Allah onların yapıp ettiklerini ta özünden görmektedir. Buradaki basir sıfatı üzerinde kısaca durmak istiyorum. Amanın zıttıdır basir. Allah'ın sıfatlarından biridir. Basir sıfatı nitelik ve nicelik olarak kapsamlı ve derinliğine zaman ve mekanla mukayyet olmaksızın bir şeyi özünden görmek, izlemek, seyretmek demektir. Ne zamanla mukayyettir, ne mekanla mukayyettir, ne eşya ile mukayyettir. Ve gördüğü şeyi de hem derinliğine hem de kapsamlı olarak tüm cüzleriyle birlikte görmek demektir. İşte Allah'ın görmesi böyle bir görmedir. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ De ki, kim Cebrail'e düşman olursa, ki o Cebrail, iyi bilsin ki Cebrail, فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ Senin kalbine Kur'an'ı, vahyi Allah'ın izniyle indiren kimsedir. Kim Cebrail'e vahyi kendilerinden birine değil de, Yahudilerden birine değil de, Araplardan biri olan Hazreti Muhammed'e indirdiği için düşman olursa, iyi bilsin ki Cebrail bunu kendiliğinden yapmadı. Allah'ın izniyle yaptı. Allah bunu emretti. Çünkü Cebrail karar vermiyor vahyin kime indirileceğine. Allah karar veriyor. Musaddikan lima beyne yedey. Üstelik Cebrail'in getirdiği bu vahiy, onların ellerinde kalan, hakikatten geriye kalanı da tasdik ediyor. Bu mana çok uygun, en uygun manadır. Hakikatten geriye ellerinde kalanı da tasdik ediyor Cebrail'in getirdiği bu şey. Ve onun özelliği, ve huden ve buşra lil müminin. Aynen çeviriyorum, rehberliktir. O rehberliktir kime? Tüm insanlara. Ve buşra lil müminin, ona inananlara ise bir muştu, bir cennet müjdesi, bir ebedi saadet müjdesidir. Burada özellikle Yahudilerin bir iddiası dile getiriliyor ve bu iddia reddediliyor. Devamındaki ayeti okuyalım ve bu iddia üzerinde duralım. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُولِهِ Kim Allah'a düşman olursa, meleklerine düşman olursa, elçilerine düşman olursa, وَجِبْرِيلَ وَمِيْكَالَ Cebrail ve Mikail de dahil olmak üzere meleklerine düşman olursa, فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ İyi bilsin ki o kimse ya da kimseler, Allah da işte o kafirlerin düşmanıdır. Burada söylenmek istenen açık.
Onlar, Yahudiler, Cebrail'e düşmanlık ilan etmişlerdi. Hatta bu ayetlerin sebebi nüzulü olarak tefsirlerde birçok olay anlatılır. Kısaca nakledecek olursak, onlardan birinde Yahudiler bir gün Resulullah'ı soru yağmuruna tutarlar. Derler ki bizim sorularımıza cevap ver, sana iman edeceğiz. Resulullah her sordukları soruya istedikleri cevabı verir ve istedikleri cevabı alınca en sonunda şunu sorarlar. Peki sana bu kadar bilgiyi ve hakikati getiren kimdir derler. Resulullah der ki Cebrail'dir. O zaman işte bu olmadı derler. Eğer Mikail getirseydi iman edecektik ama Cebrail getirdiği için iman edemeyiz. Niçin? Çünkü Cebrail bize tarihimiz boyunca hep bela getirdi. Kıtal getirdi. Kara haberler getirdi. O kara habercidir. Ak haberci ise Mikail'dir derler. Tabii yine bulurlar bir bahane. Yaptıkları şeyi yaparlar. Her zaman yaptıkları. Nedir o? Seçmek ve ayırmak. Hep yapıyorlar bunu. Hazreti Muhammed'i peygamberler silsilesinden ayırırlar. Kur'an'ı kitaplar silsilesinden ayırırlar. Cebrail'i de melekler silsilesinden ayırırlar. Daima indirgemecidirler. Parçacıdırlar. Hakikati parçalarlar. İşte Yahudileşmenin alametlerinden biri de budur. Ki bu haber çok farklı kanallarla rivayet edilen sahih bir esbab-ı nuzul, iniş sebebi haberidir. Yine bir başka iniş sebebi olarak gösterilen haberde ise Hazreti Ömer İşe gelip giderken sinagogları yol üzerinde olduğu için Yahudilerin Medine'deki sinagoguna uğrar, onlarla tartışırmış. Bir gün tartışmasında Ömer, diğerleri senin gibi davranmıyorlar, biz seni onlardan en çok seviyoruz der. Hazreti Ömer'e der ki, ben bize gelen hakikatlerle size gelen hakikatler arasında temelde bir aynıyet görüyorum der. Onlar da iyi ama size gelen hakikatleri kim getiriyor? Cebrail getiriyor deyince. İşte bu olmuyor. Çünkü Cebrail kara habercidir. Ak haber getirmez derler. Aslında tabii bütün bu rivayetlere gerek yok. Onların Cebrail'e düşman olması için. Bu ayetleri getirmiş olması yeterli. Çünkü bu ayetleri de Cebrail getirmiyor mu Hazreti Peygamber? Ve onların maskelerini düşürmüyor mu? Onun için de bu kadar esbab-ı nüzul rivayeti hiç olmasa dahi onların Cebrail aleyhisselama düşmanlıkları için maskelerini düşüren ve tarihlerinin kara yüzünü ifade eden bu ayetleri getirmiş olması ki 712 ayettir Kur'an'da toplam. Yahudileşme serüvenini anlatan İsrailoğullarının ayet 712 ayet. Kur'an'ın onda birinden fazladır. İşte bu kadar ayetle onların maskelerini düşürmesi bile Hazreti Cibril'e düşmanlık için yeterli bir sebeptir. وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ Biz sana hakikatin apaçık belgeleri olan ayetleri indirdik. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ O indirdiğimiz apaçık belgeleri yoldan çıkanlardan başkaları inkar etmez. Burada hitap direkt peygambere döndü. Yani Medine'deki durum izah ediliyor. Medineli Yahudilerle Resulullah arasındaki ilişki, hatta bu ilişkinin kalbi boyutu da burada ele veriliyor. Resulullah'tan onlardan imanı beklememesi, onların iman edemeyecekleri, çünkü onların kendilerine gönderilen peygamberleri dahi inkar ettiklerini, böyle bir toplumun kendisine nasıl iman edeceği soruluyor ve Resulullah'ın böyle bir beklenti içerisine girmemesi tavsiye ediliyor Allah tarafından. Yine müminlere de, Medine'deki o günkü müminlere de Yahudilerin inanmalarını beklemeyin deniliyor. Onların inanmalarıyla
kendinizin inancına olan bir referans aramayın. Yani Yahudiler inanırsa bizim için daha iyi olur demeyin. Onlar kendilerine indirilene inanmadı ki size indirilene inansın dercesine bir tespit yapılıyor. Eve kullemâ âhedû ahden nebezehû ferîkum minhum. Her ne zaman onlardan bir söz alınsa, onların içinden bir grup onu arkaya atmadı mı? O sözü çiğnemedi mi? Bel ekseruhum la yu'minûn. Yo, aksine onların birçoğuna güvenilmez. Buradaki yu'minûn'u birçoğu iman etmez biçiminde çevirmek de mümkün. Ancak iman güvenlik olması hasebiyle. İmandan kastın da Allah'ın kendisine güvendiği ve kendisinin de Allah'a güvendiği, Allah'a teslim olduğu, Allah'ın imanını tasdik ettiği, kendisinin de Allah'tan geleni ve Allah'ı tasdik ettiği ve güvenlik içinde olduğu bir tarifini yapacak olursak, bir kimse olarak tarif edecek olursak mümini, işte ben kelime anlamıyla burada özellikle söz bozmadan, sözden, söz verip caymadan söz edildiği için ayette bel ekferuhum la yu'minunu, onların çoğuna güvenilmez biçiminde çevirmeyi doğru buluyorum. Velemma ca'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Her ne zaman onlara Allah katından bir elçi gelse, o elçi hakikatten kendi yanlarında geriye kalanını da tasdik etse, onaylasa, nebeze ferikum minellezine utul kitab. Kendilerine kitap verilenlerden bir kısmı ona aldırmadı. Kitaballahi vera'e zuhurihim. Allah'ın kitabını arkalarına attılar. Sırtlarını Allah'ın vahyine döndüler. Keennehum la ya'lemun. Sanki bilmiyormuş gibi davrandılar. Aslında biliyorlardı. Ama sanki bilmiyormuş gibi davrandılar. Allah'ın kitabını, Allah'ın ilahi mesajını arkalarına atan bunlar, peki neye döndüler yüzlerini? Neyi tuttular? Allah'ın mesajını, ilahi mesaja sırt çevirdiler. O zaman yüzlerini bir şeye döndüler. Neye döndüklerini de bir sonraki ayet açıklıyor. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاط۪ينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ. Süleyman'ın yönetimi döneminde şeytanların, şeytanlaşan insanların okuyup üflediklerine tabi oldular bu sefer. İlahi vahye sırtınızı döneceksiniz, şeytanların okuyup üflediklerine de yüzünüzü döneceksiniz. Onu alıp vahyi atacaksınız. İşte burada ifade edilen gerçek bu. Kitaba sırt çevirince Kabala'ya sarıldılar. Kabala, gelenek anlamına gelen, daha sonradan Kabala ismi verilen bir Yahudi külliyatı. Tevrat'a sırt çevirdiler. Tevrat'ın şerhi olan Mişna'ya sırt çevirdiler. Mişna'nın tefsiri olan Gemara'ya sırt çevirdiler. Ellerinde kala kala büyüler, karma karışık gizemli harfler, rakamlar, sihirler, efsunlar kaldı. İşte ona sarıldılar. Ki burada şeyatin geçiyor. Bu şeyatinden kasıt insan şeytanları, şeytanlaşan insanlar. Belki bir başka tefsire göre içgüdüleri, kendilerine kötüyü emreden nefisleri ve onları şeytanca işler yapmaya sevk eden kötü duyguları da olabilir. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاط۪ينَ كَفَرُوا. Süleyman kafir olmadı. Lakin o hakikati örten, şeytanlaşan sihirciler, büyücüler, sihirle, efsunla uğraşan o Yahudiler kafir oldu diyor. Bu ayeti anlamamız için hemen tarihi arka planını bilmemiz gerekiyor.
onlar Süleyman'ı bir peygamber olarak değil, bir büyücü olarak görürlerdi. Hatta Resulullah onun peygamberliğine dair ayetleri tebliğ edince, bakın bakın Muhammed şimdi de hakkı batıla karıştırdı. Süleyman'ı peygamber zannediyor. Oysa ki o rüzgara binip uçan bir büyücüydü dediler. Peki büyücü olmakla kafir olmak arasındaki ilişki nedir diye soracak olursak, hemen söyleyeyim, Tevrat'ta büyücülük küfürle eş anlamlı. Tevrat'ta büyücülük yapanın öldürülmesi gerektiği emredilir. Ve yine Mişna'da büyücülük yapmak puta tapmakla aynı olarak gösterilir. Onun için onlar Süleyman peygambere büyücü iftirasını atmakla aslında onu puta tapmış biri gibi görüyorlardı. Böyle lanse ediyorlardı. Oysa ki kendiler bu işi daha iyi yapıyor. Hakikatte büyücü kendilerdi. Kendiler büyüyü yapıyorlardı. Çünkü onların büyüyle ilk karşılaşmaları Firavun'un Mısır'ında olmuştu. Bildiğiniz gibi Mısır yönetiminde büyü en ileri sanattı. Onun için de onlar daha Mısır'dan büyüye aşina idiler. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ İnsanlara sihri öğretiyorlardı. Veya şöyle tercüme edebiliriz. Sihri insanlara öğreterek küfrediyorlardı. Yani Süleyman değil, sihri insanlara öğreten o şeytanlar Allah'a küfrediyorlardı. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ O öğrettikleri şey, Babil'deki iki melek Harut ve Marut'a indirilen şeyler idi. Şimdi sihir üzerinde bir miktar durmak lazım. Sihir burada bu ayette, şöyle ayete kuş bakışı bakarsanız, hakikatin, Allah'ın kelamının karşısına yerleştirilen yalan olarak konuluyor. Allah'ın kelamına sırt dönenler, sihre yüzlerini dönüyorlar. Allah'ın kelamını atanlar, sihri alıyorlar. Bu durumda bir tarafta ilahi mesaj, bir tarafta sihir. İlahi mesajın tabiatı nedir? Hakikat olması. O halde karşı tarafta yer alan batıldır. İlahi mesajın tabiatı nedir? Gerçek olması. O halde karşı tarafta yer alan yalandır. Onun için sihiri özellikle bu çerçevede algılamak lazım. Kısaca sihir iki şeye dayanır. Bir, ya sırf yalana dayanır. Yalan ve vehme dayanır. Bu vehim de insanın kendi vehmidir, evhamıdır. Ya da istismara dayanır. Eşyanın içinde bulunan bir takım şeyleri, fiziği, kimyayı, insanın psikolojisini, insanın ruhunu ya da ruhsal bir takım varlıkları kullanarak, istismar ederek insan üzerinde baskı kurmak ve insanın psikolojisini etkilemeye dayanır. Her ikisi de bir batıl yoluyla, yöntemiyle yapılır. Onun için her ikisi de hakikatin karşısında yer alır. Sihrin her iki cephesi de. Bu nedenle وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتُ İbni Abbas ve onun gibi düşünen birçok ikinci kuşaktan tabi'in melekeyni değil de melikeyni okumuşlardır. Bu Harut ve Marut Babil'de İki öncü, iki kral ya da iki önde gelen insan idiler. Onlar aracılığıyla öğreniyorlardı anlamına gelir. Melekeyni okursak iki melek idi anlamına gelir ki benim de tercihim İbni Abbas'ın ve onunla birlikte olan birçok müfessirin tercihidir. Bu noktada Süddi, Hasan Basri, Said bin Cübeyr, Zühri, Dahhak hep melik okuyanlardan.
Onun için de İbn Abbas bu ayeti tefsirinde diyor ki, sihri Allah indirmedi. Onlar sihri Babil'deki yerleşik olan, ki Babil'de, Babil özelliği itibariyle astrolojinin vatanıdır, ana vatanı. Yani yıldız biliminin, yıldız falcılığının ana vatanı. Onun için Babil'de sihri öğreniyorlar ve Yahudilere, sürgüne gelen Yahudilere de sihri öğretiyorlardı. Ve onlar وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ. Hiç kimseye sihri biz sadece bir fitneyiz, yani insanları fesada düşürürüz, sen sakın ola ki küfretme, hakikati inkar etme bunları öğrenip de demedikçe kimseye sihir öğretmiyorlardı. Fitne altının posasını altından ayırmak için ateşte eritmeye denilir. Yani insanın hakikisini insanın yalanından, iman edenini iman etmeyeninden ayırmak için Allah'ın denemesine, işte altını posasından ayırmak için kullanılan bu kelimeyi kullanıyor. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Onunla ne yapıyorlardı onlar? O ikisinden öğrendikleri bu sihirle kadın ile kocasının, eşi ile zevcesinin arasını ayırıyorlardı. Birbirine bütünleşmiş olan eşi ile zevcesinin arasını ayırırlarsa toplumun arasına nasıl fitne sokacaklarını artık varın siz düşünün demek bu. وَمَا هُمْ بِدَارِّينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ. Ve Allah'ın izni olmadan onunla kimseye zarar veremedikleri gibi وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Faydasını göremeyecekleri ve zararı kendilerine, ancak kendilerine olan bir şeyi öğreniyorlardı. Sihir hakkında Kur'an'ın hükmü bu. Allah'ın izni olmadan onunla hiç kimseye zarar veremedikleri gibi kendilerine fayda vermeyip sırf zararı dokunacak bir şey öğreniyorlardı. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Onlar ki bu türden bir alışverişe girenin ahirette elinin boş kalacağını da çok iyi biliyorlardı. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ اَنْفُسَهُمْ. Yine geldi aynı ibare. Nefislerini sattıkları şey ne kötü şeydi. Benliklerini, şahsiyetlerini uğruna sattıkları şey ne kötüydü. Neye sattılar onlar benliklerini? Hakikati verip sihir gibi bir vehmi ve yalanı alarak. İlahi gerçeği verip bir büyü gibi bir sahtekarlığı alarak benliklerini sattılar. Aslında hakikati vermek, hakikate sırt dönmek kişinin kendi gerçeğine, doğasına sırt dönmesi anlamına geldiği için bu ibare kullanılıyor. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Keşke bunu bilselerdi. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٍ. Keşke onlar iman etselerdi ve Allah'a karşı sorumluluklarının şuuruna varıp Allah indinde kendileri için daha hayırlı olan ödülü alsalardı. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Keşke bunu olsun, bunun haklarında daha hayırlı olduğunu olsun bilebilselerdi. Rabbimiz yine bu kadar isyan etmelerine, bu kadar kendisine sırt dönmelerine, bu kadar asi ve günahkar olmalarına rağmen onlardan ümit kesmiyor ve onlara rahmetini sunmak için ilahi ifadeyle keşke şu gerçeğin farkına varabilseler diyor. Allah'ın kitabına ve vahyine sırt dönmeden, aksine yalana sırt dönerek, batıla sırt dönerek, yüzümüzü hakikatten yana dönerek bir hayat yaşamayı Cenab-ı Hak'tan tazarru ve niyaz ediyorum. Ve ahiru da'vana.
الحمد لله رب العالمين.